ses ve bilgisayar bilimleri bölümünde görev yapmaktayım. Tülay Hocam arada böyle bir seminer talep etti. Anket düzenlemeyle ilgili. Başladık. Son geçmeye de. Ben şöyle geçeyim. Burası şey, geçemiyorum. Yöntemlerinden bahsedeceğim. Ardından bir anket formu nasıl düzenlenir ondan bahsedeceğim. Anket formu SPSS ortamına küçük bir örnekin girişi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Ve sonra temel bazı birkaç analizden bahsedeceğim. İşte seminer kapsamında ne kadar olabilirse onlardan bahsedeceğim. Aslında az önce hocamın dediği gibi ölçek kullanırken karşılaştığımız sıkıntılar var, izin alma süreçleri. Keşke halledebilirsek kendi belki de ölçeklerimizi kendimiz hazırlarız. Bizden sonraki hocam anlatacak geçerli yönelik analizlerini de yaparak keşke kendi ölçeklerimizi kendimiz hazırlayıp kullanabilsek ve bir izin süreçleriyle de uğraşmak durumunda kalmasak. Araştırma nedir? Onlardan bahsedelim. İnsanın bilgide ilerlemek, gelişmeyi sağlamak, çevresini tanımak ve ondan iyi bir şekilde yararlanabilmek, bir soruna güvenilir çözümler aramak amacıyla verileri planlı olarak toplamak, sınıflandırmak, çözümlemek, yorumlayarak değerlendirmek ve rapor edilmesi sürecini araştırma diyoruz. Aslında bir araştırma da oluyor. Zaten en baştan yapacağımız şeyler bunlar. Veri topluyoruz, bu veriyi sınıflandırıyoruz, çözümlüyoruz. Bu çözümlediğimizi analiz edip yorumluyoruz ve en son bir rapor şeklinde sunuyoruz. Bu süreci araştırma diyoruz. Bilimsel bir araştırmanın 4 ana unsuru vardır. Her bilimsel araştırmanın önce bir amacı olmalı ve belli bir varsayımdan harekete geçen araştırmacı bu bilimsel araştırmada kullanacağı yöntemleri bilmelidir. Elde ettiği dokümanları istatistiksel yöntemlerle analiz edebilmeli, sonuçları tablo ve şekillerle sunabilmeli ve en son ulaştığı noktayı da sorunun çözümü açısından önerileriyle sunabilmeli. Bunlardan herhangi birisi yapılmadığı zaman araştırma İstenilen amaca uygun olmamış oluyor maalesef. Araştırma yöntemlerini yapıldığı yere, amacına göre, kapsadığı zamana ve veri toplama yöntemlerine göre 4 ana başlık altında inceliyoruz. Yapıldığı yere göre araştırmaları, laboratuvar araştırmaları ve saha araştırmaları, amacına göre araştırmaları kuramsal, uygulamalı, tanımlayıcı ve analitik araştırmalar, kapsadığı zamana göre de kişisel ve ileriye yönelik araştırmalar olarak gruplandırıyoruz ve son olarak da veri toplama yöntemlerine göre yazılı kaynaklardan veri toplama, gözlem yoluyla veri toplama, anket ve son olarak da bizim asıl seminerimizin konusu olan anket yoluyla veri toplama adı altında gruplara ayırıyoruz. Laboratuvarda yapılan araştırmalar neler? Daha çok fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimlerinde ve sosyal bilimlerde yapılan gözlemsel çalışmaları, laboratuvar çalışmaları diyoruz. Bunlar ışığı, sesi, ısısı gibi bir takım faktörlerin insan kontrolüyle belli standartlara getirilmiş ortamlarda yapılan çalışmalar bunlar. Yapay bir ortam söz konusu. Tabii ki bundaki davranışların veya ölçümlerin gerçek hayatla birebir olmasını her zaman beklemiyoruz. Sahada yapılan araştırmalar laboratuvarın aksine daha gerçek hayattan alınan araştırmalar. Bundaki saha gerçek hayatın ta kendisi. Bunun avantajı şöyle, çok yönlü araştırmaları yapılabiliyor ve birçok hipotezi aynı anda test etmemize olanak sağlıyor saha araştırmaları. Eğer öğrenci işlerinden bir topluyorsak bizim sahamız öğrenci işleri veya bir bölgede yaşayan insanlarla, kişilerle ilgili bir araştırma yapıyorsak da o bölge bizim sahamız oluyor. Kuramsal araştırmalara geldiğimizde bilime yeni katkılar ve buluşlar sunabilmek için amacıyla yapılan araştırmaları kuramsal araştırmalar diyoruz. Uygulamalı araştırmalar adı üzerinde aslında çevremizde ve yaşantımızda çözüm bekleyen bir soruna ilgili araştırmalar yaparak çözüm getiren araştırmalar bunlar. Örneğin bir kalite kontrol yönteminin üretim yapan bir fabrikada uygulanması uygulamalı araştırmalar kapsamına giriyor. Metinsel araştırmalar aynı özelliğe sahip bilimlerden oluşan kitlenin çeşitli karakterlerine ilişkin kestirimler yapan araştırmalardır. Herhangi bir bölüm öğrencilerin çeşitli yıllarda başarı oranları ve bunu etkileyen etmenler konulu bir araştırma betimsel araştırmalar kapsamında değerlendirilebilir. Analitik araştırmalarda
neden sonuç ilişkisini ortaya koyan araştırmalardır. Birinin beğenilme derecesini ortaya koyan araştırmalar olabilir. Daha çok bir hipotez ortaya atılır ve bu hipotezin doğru olup olmadığı araştırılır. Kapsadığı zamana göre araştırmalara baktığımızda bunların ilk kişisel araştırmalar. Burada önemli olan şey şu, belli bir süre içerisinde, belli bir zaman dilimi içerisinde yapılan araştırmalar. Örneğin 2002 Kasım ayında Ankara'da şehirler arası yollarda gerçekleşen ölümlü kaza nedenlerini inceleyen bir araştırmayı kişisel araştırma diyoruz. İleriye yönelik bir araştırmada belli bir sorunu inceleyerek gelecek dönemler için bir tahminde bulunan araştırmalar. Örneğin önceki 5 yıl verilerini değerlendirerek sonraki 5 yıldaki gelen turist sayısını tahmin etme gibi çalışmalarımız bizim ileriye yönelik araştırmalar kapsamında değerlendiriliyor. Veri toplama yollarına göre araştırmaları incelediğimizde ilki yazılı kaynaklardan trafikle ilgili bir belgeyi trafik şubeden alıyorsak orası bizim, yani oradan aldığımız bilgi yazılı kaynaktan. Veya Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileriyle ilgili bilgileri öğrenci işlerinden alıyorsak bu da yazılı kaynaklardan bilgi toplama adı altında değerlendirilebilir. Gözlem yoluyla veri toplama aslında en başta bahsettiğim laboratuvar ortamında yapılan gözlemler veri toplama yöntemine göre araştırıldığında gözlem yoluyla veri toplama kategorisine girer. Ve son olarak anket yoluyla veri toplama seminerimizin de konusu. En temel anlamda, tabii ki çok artık gelişen teknolojide farklı yöntemleri var ama en temel anlamda kağıt kalem yoluyla objenin, bireyin ya da grubun kendisi hakkında bilgi vermesi şeklini anket ediyoruz. En yaygın yöntemlerden biri kolay, ucuz ve uygulaması kolay ve bilgiye doğrudan ulaşabilme sağladığı için en sık kullanılan yöntemlerden biri. Şimdi bu anket sürecinin de araştırma sürecinden de bahsederken tabii bazı tanımların bilinmesi lazım. İlk mesela birim. Üzerinde ölçüm veya ölçümden yapılan canlı, cansız bütün varlıkları birim diye nitelendiriyoruz. Kitle birimi de aynı özelliğe sahip birimlerin oluşturduğu topluluğa kitle birimi diyoruz. Aynı özelliğe sahip birimlerin oluşturduğu topluluğa kitle diyoruz. Örneğin A ilinde 12 yaşından küçük çocuklar bir kitle oluştururlar. Buradaki ortak özellik A ilinde yaşamaları ve 12 yaşından küçük olmaları. Kitleyi oluşturan canlı cansız birimlerin her birimine de kitle birimi adı veriyoruz. 12 yaşında A ilinde yaşayan 12 yaşından küçük her bir çocuk bizim kitle birimimiz. Örneklem, örnekleme ve örneklem birimi nedir? Aynı özelliğe sahip toplumun tümünü inceleyen, yani kitlenin tüm birimlerine ulaşıyorsak buna tam sayım diyoruz. Ama tam sayım yapabilmek her zaman mümkün değil. Hem iş gücü, hem zaman kaybı, hem maliyet, bir sürü dezavantajı var. Avantajların yanı sıra her zaman mümkün değil. Bunun için kitleyi en iyi şekilde temsil eden, daha küçük birimde, daha küçük sayıda oluşan birimde, birimlerin oluşturduğu alt topluluğa örneklem diyoruz. Ve bu örneklem seçme işine de örnekleme adı veriyoruz. Kitleyi en iyi simgeleyen bir alt küme seçilecek. Bu amaçla kitle birimleri bir takım gruplara ayrılabilir. Örnekleme yapabilmek için kitlenin bu şekilde alt gruplara ayrılmasıyla elde edilen kümelere de örneklem birimi adı veriyoruz. Bir diğeri örneklenen kitle ve hedeflenen kitle. Aynı özelliğe sahip birimler topluluğu olarak tanımladığımız kitleden bu kitleyi simgeleyebilecek bir örneklem çekilip çekiyorsak bu kitle örneklenen kitle. Bir diğer de işte içerisinden örnekler çekilen kitleye örneklenen kitle adı veriyoruz. Hakkında bilgi sahibi olmak istediğimiz kitle ise hedef kitle. Gözlem birimi, örneklem birimlerine ilişkin ölçümlerin elde edildiği birimlere gözlem birimi diyoruz. Örneğin bir mahallede yaşayanlar hakkında o mahallenin muhtarından alıyorsak bizim gözlem birimimiz mahalle muhtarı. Bir belediye ile ilgili bilgileri belediye başkanından alıyorsak oradaki belediye başkanı da bizim gözlem birimimiz oluyor. Veri nedir? Az önce de söylediğimiz gibi eğer tam sayım yapıyorsak kitleden, örnekleme yapıyorsak örneklemden elde ettiğimiz ölçü ya da ölçümler topluluğuna veri adı veriyoruz. Her zaman bir ölçü birimiyle ifade edilebileceği gibi sayı veya harf veya metinle de ifade edilebilir. Ölçme niteliklerinin sayı ve sembollerle ifade edilebilmesi.
tanesidir. Çevremizde gördüğümüz veya bir şekilde gözlemlediğimiz olguların sadece niteliklerini ölçebiliriz. Ölçme, gözlemlediğimiz bu niteliklerde meydana gelen değişmeleri veya alabildiği farklı değerleri sayı ve sembollerle ifade etmektedir. Aslında ölçmenin 3 türü var. Doğrudan, onu burada bahsetmemişim, hızlıca geçeyim. Doğrudan, dolaylı ve türetilmiş ölçme diyoruz. Doğrudan ölçmeye şöyle örnek verebilirim. Yani bir birimi aynı birimle ölçüyorsak buna doğrudan ölçme diyoruz. Şöyle bir uzunluk ölçtüğümüzü düşünün. Bu uzunluğu bir uzunluk kullanarak, yani odanın genişliğini bir metre kullanarak ölçüyorsak aynı birimle uzunluğu uzunlukla ölçüyoruz. Buna doğrudan ölçme. Dolaylı ölçme ne olabilir? Bir yaylı kantarda ağırlık ölçtüğümüzde bir tarafta ağırlık var, bir tarafta yayın gerilmesi var. Aslında iki farklı ölçek orada. Buna dolaylı ölçme diyoruz. Türetilmiş ölçmede örneğin bunu daha çok formül ve hesaplamalar kullanıyoruz. Bir suyun hacmini aslında içinde bulunduğu kabın hacmini hesaplayarak buluyoruz. Buna da türetilmiş ölçme diyoruz. Ölçeklere geldiğimizde de ölçme yaparken kullandığımız araçlara ölçek adı veriyoruz. Hem ölçme duyarlılığının yüksek olması hem de gözle gözlenemeyen niteliklerin ölçülebilmesine olanak tanıdıkları için ölçmede araç kullanmak kaçınılmaz. 4 farklı ölçek türümüz var. Oran ölçeği, aralık ölçeği, şöyle tek tek bahsederek gideyim. Oran ölçeği, bunu eski SES'te çok karşılaşıyoruz verilerimize girerken, aylık gelir, ağırlık, uzunluk, hız gibi değişkenleri ölçmekte kullanılır. Burada ayırt edeceğimiz tek şey, buradaki bu değerlerdeki sıfır bir yokluk ifadesidir. Yani aylık gelirin sıfır olması yok anlamına gelir, ağırlığın sıfır olması yok anlamına gelir. Buradaki sıfır yokluk ifade ediyor. Diğer ölçeğimiz aralık ölçeği, bu oranla karıştırılıyor. Burada sıcaklık, başarı, performans gibi nicel değişkenleri ölçmek için kullanıyoruz. Bunun aralıktan, orandan farkı, burada bir sıfır başlangıç noktası değil. Yani bir sıfır derece sıcaklık yokluk ifade etmiyor. Bu ikisinden ayrımı yapabiliriz. Ama SPSS veri girişi yapılırken elde edeceğimiz, yani bu arasındaki iki farklılık sonuca bir etki etmeyeceğinden ikisini de scale olarak giriyoruz. Bir diğer sınıflama, nominal ölçek. Burada bir değerler büyüklük küçüklük ifade etmezler. Sadece kategorize etmek için kullanıyoruz verileri. Cinsiyet için bir ile kadını, iki ile erkeği gösterebiliriz. Medeni durumlar, meslekler, doğum yerleri, ırklar gibi bir sürü kategori halinde sunabileceğimiz verileri nominal olarak değerlendiriyoruz. Ve son olarak da sıralama, ordinal ölçeğimiz var. Burada sınıflama yapılan farklı şu, aslında yine kategorik veriler ancak burada bir üstünlük veya önem derecesi farkı var. Bir sıralama söz konusu aslında adı üzerinde olduğu gibi. Sıklık düzeyleri, önem düzeyleri, yönetim kademesi gibi değişkenleri sıralama ölçeğiyle değerlendiriyoruz. Yeşim Hocam bir şey sorabilirim. Bizi bilirsiniz arkadaşlarım da anlatırken bulduğu anda sorarsa tabii lütfen. Evet. Mesela biraz önce ölçekleri bahsederken aylık gelirden bahsettim diyor. Aralığın içerisinde değerlendirdik. Ama mesela biz yaş, gelir gibi noktaları bazen doğrudan sormak yerine 20, 29, 30, 39 gibi aralıklar veriyoruz. Böyle durumda biz bunu aralık olarak mı adlandırıyoruz ya da şey olarak mı? Böyle durumda tabii sınıflama olarak. Aslında onu sıralama olarak bile değerlendirebiliriz. Çünkü orada bir büyüklük, küçüklük kavramı var. Yani sıralayabiliyorsunuz bir sonraki kategoriyle. İşte 0, yani 5, Likert 1. Gibi algılayabiliyor evet. Muyuz onu? Likert gibi diyebiliriz. Yani aslında Likert daha çok bu katılıyorum, katılmıyorum kısmına Likert ölçek diyoruz. Ancak bu dediğinizde seçenekli, yani gruplama, kategori haline evet. Getirmek bazı analizlerde daha işimize yarıyor çünkü. Tek tek gelir bizimle ilgilenmeyebiliriz ama o gelir grubuyla ilgileniyoruz daha çok çalışmada. Onu sıralama olarak giriyoruz değerlerimiz. Zaten öyle bir veriyi SPSS'e girerken de biraz sonra gösteririm. Değer olarak girmiyoruz. 1, 2, 3 gibi giriyoruz. Grupları giriyoruz. Onlar arasında bir scale ölçek kullanma durumumuz olamıyor zaten. Orada mecbur sıralama diyeceğiz. Sıralama diyoruz. Hocam peki Likert ölçekte orada scale, nominal falan yazıyor ya, ordinal. Ondan hangisidir Likert ölçek? Sıralama yapıyoruz daha çok işte katılıyorum, katılmıyorum. Zaten şurada da gösterdim katılım düzeyi mesela. Likert ölçeklerde daha çok bunu kullanıyoruz. Katılıyorum, katılmıyorum, kesinlikle katılıyorum gibi seçenekler kullanıyoruz. Bunu sıralama seçmemiz gerekiyor. Diğer tanımlarımız değişken ve sabit.
aslında adı üzerinde değişen niteliklere, değişken, değişmeyen niteliklere sabitliyoruz aslında. Çok basit bir ayrım var. Nicel ve nitel değişkenler, sayılarla ifade edilebilen değişkenlere nicel değişken diyoruz, boy, kilo gibi. Sayılarla ifade edilemeyen, tür ve kalite yönünden değişiklik gösteren mesela değer değişkenlere nitel değişkenler adı veriyoruz, cinsiyet, milliyet gibi. Bağımlı bağımsız değişkenler, araştırmalarda değişkenler oluyor ve bunların bazısı bizim esas değişkenimiz ve buna bağlı değişen değişkenler var. Bizim esas değişkenimiz bağımsız değişken ve bu esasa bağlı olarak değişen değişkenler de bağımlı değişken olarak adlandırılıyor. Aslında soruya nereden baktığınıza göre ne kısmını, hangi kısmını araştırıyorsunuz ona göre değişen bir kavram bu. Örneğin cinsiyete bağlı olarak beyaz kan hücrelerini ölçmek istiyorsa burada cinsiyetimiz için bağımsız değişken, onlara göre değişen beyaz kan hücreleri olduğu için onlar bağımlı değişken haline geliyor. Veya beyaz kan hücrelerine göre cinsiyeti değerlendirip araştırıyorsak beyaz kan hücrelerimiz bağımsız, cinsiyet bağımlı değişkenimiz oluyor. Soruya bakış şekline göre değişir bu kavramlar. Kesikli sürekli değişkenler, değişkenlerimiz kavramlarından biri. Ölçmede kullandığımız birimler değişkende meydana gelen her değişmeyi ifade edebiliyorsa bunlar aylık veya kesikli değişken diyoruz. Örneğin şu an bu seminerde işte 50 kişi var diyebiliyorsam açıkta kalan hiç kimse olmadığı için bu kesikli değişken olarak değerlendirilir bunlar kişi sayısı. Ancak bir ağırlık ölçmeye kalktığımızda kullandığımız her bir ölçekte bu ağırlık değişebilir. Bir tartıda 50 kilo gelen biri daha hassas bir tartıda 50.5, daha hassas bir tartıda 50.9 gelebilir. Bu tip verilere, yani böyle olabileceğini düşündüğümüz verilere direkt sürekli değişken adı veriyoruz. Ama sayı kim sayarsa saysın aynı bulacaktır. Açıkta kalan kimse yok. Bu tip verilere kesikli değişkenler diyoruz. Betimsel ve çıkarımsal istatistikler. Aslında istatistik işte bu iki kısımdan oluşuyor. Bir betimsel istatistik kısmı, bir çıkarımsal istatistik var. Verilerin özetlenmesi, veri kümelerinin belirlenmesi, yani veriyi tasvir etmek için kullandığımız yöntemlere betimsel istatistik diyoruz. Ancak elde ettiğimiz veriyi kullanarak, yani örneklerden elde ettiğimiz veriyi kullanarak kitle hakkında tahminler yaptığımız, çıkarımlar yaptığımız istatistikleri, çeşitli hipotezler kullanarak çıkarımsal çıkarımlar yaptığımız yöntemlere de adı üzerinde yordamsal, çıkarımsal istatistik adı veriyoruz. Anket nedir? Belli konularda bilimsel araştırma tekniklerinin veri toplanması, bu bilginin çeşitli yöntemlerle analiz edilerek ortaya çıkarılması sürecine anket yöntemi adı veriyoruz. Belli bir konuda saptanmış hipotezlere ya da sorulara bağlı olarak bir evren ya da örnekleme oluşturan kaynak kişilere sorular sormak suretiyle veri toplama tekniği olarak da adlandırılabilir. Bir başka deyişle de önceden belirlenmiş bir örneklem grubunun belirli bir yapıda oluşturulmuş sorulara karşılık bir vermesiyle veri elde etme metodu. Çok çeşitli veriler elde etmek olası. İnsanların tutum davranışları, duyguları, düşünceleri, tercihleri, bunun gibi birçok konu hakkında anket verileriyle bilgi alabiliriz. Günümüzde özellikle kamu kuruluşları dahil olmak üzere birçok işletmede ve akademik alanların başvurduğu bir yöntemdi ve dünya çapında, sizler de az önce bahsettiğiniz yurt dışından ölçekler kullanıyoruz, dünya çapında geçerli olan bir yöntemdir. Uygun şekilde yürütümünde zengin bir veri formu sağlar. Neden anket yapıyoruz? Anket yapmanın temel nedeni tabii ki bilgi elde etmek. Bazı durumlarda sistematik gözlemiyle ulaşamayacak verileri soru cevap süreciyle ulaşıyoruz. Çok sayıda kişiden kısa sürede dönüş alabiliyoruz. Bu yüzden en çok kullanılan tekniklerden biridir. Anket yaparken amaçlarımız neler olabilir? Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve memnuniyet durumlarının ölçülmesi gibi durumlarda kullanılabilir. Organizasyon ya da bir ürünün zayıf veya güçlü yönlerinin belirlenmesinde, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespit edilmesinde, yeni ya da var olan politikaların veya programların etkinliklerin ölçümünde, kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesinde, muhtelif konularda görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesinde gibi birçok alanda anket uygulayabiliyoruz. Ama bu anket uygularken bazı hatalarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin örnekleme hatası, hedef kitledeki tüm birimlere ulaşamadığımız için örnekleme yaptığımız durumda örnekleme hatası kaçınılmaz.
bunu göze alıyoruz. Yani birçok çalışmada dediğim gibi tam sayım yaptığımızdaki harcayacağımız maddi masraf, yapacağımız masraf, iş gücü, zaman kaybı, bunların yanında bazı hataları yapmayı göze alıyoruz. Örnekleme yaptığımız için. O yüzden bu örnekleme hatası aslında kaçınılmaz. Araştırmaya katılan kişi sayısı arttıkça bu hata düşecektir. İşte bunun artıları, eksileri genelde bu kısım daha artısı daha çok olan kısım oluyor. Bir diğeri kapsam hataları. Bilgilerin araştırmacının amacına uygun olarak toplanabilmesi için ilgili kavramların kesin ve açık tanımlamaları yapılmalıdır. Farklı anlamlara yol açan tanımlar nedeniyle toplanan bilgilerin yanlış olabileceği açıktır. O yüzden araştırma, yani anketimizi hazırlarken tanımlarımız, kapsamlarımızın, ama araştırmanın amacını, sorularımız çok açık bir şekilde ve herkesin anlayacağı şekilde sunmalıyız. Deneysel hatalar var. Deneklilerin uygulanan işleme verdikleri cevap işlem dışında bazı faktörleri de etkiler. Bu faktörlerin bir kısmı araştırmacı tarafından kontrol edilir, bazı bir kısmı edilemeyen. Kontrol edilebileceği halde edilmeyen ve kontrol edilmesinde olmayan faktörlerin etkisi deneysel hataları oluşturur. Taraf tutma da bir hata kaynağı. Örneğin gruplara ayrılırken tutulan hatalar. Örnekle anlatacağım bunu. İki ayrı yöntem ile hazırlanmış aşıdan hangisinin daha etkili olduğuna karar vermek istendiği bir durum ele alalım. Çocuklara uygulansın bu aşılar. Çocukları iki gruba ayırdık. Birinci gruba A aşısı, ikinci gruba B aşısı uyguladık ve bu aşıları değerlendiriyoruz. A aşısı ile ilgili aşılanan gruptaki çocuklar diğer gruptaki çocuklara daha küçük yaşta olabilir. Veya evinde, okullarında diğer gruptakilere göre daha fazla hastalık çıkmış olabilir ve dolayısıyla aşının etkisi iki farklı grupta farklı etki gösterebilir. Ama biz burada hatayı nerede yaptık? Çocukları gruplara ayırırken yaptık. Daha bu özellikler dikkate alınıp her bir özelliği bir grupta yığılmasını engelleyerek aslında gruplara ayırmalıydık çocukları. Bilerek veya bilmeden taraf tutulmuş oldu burada gruplara ayrılırken. Diğer taraftan da ölçüm yapılırken taraf tutulabiliyor. İşte bir aşı değerlendirirken, örneğin Türk ve Danimarka BCG aşılarının hangisinin daha etkili olduğunu incelerken, sonuçları uyken kişi kimin hangi aşıyla aşılandığını bilirse, deney sonucunu isteyerek veya istemeyerek taraf tutarak birini daha kuvvetli çıkaracak şekilde okuyabilir. Bu tip hatalar söz konusu olabiliyor. Ve diğeri ölçüm hatası. Hemen her türlü ölçmede ölçüm hatasıyla karşılaşıyoruz. Gerçek değerler ölçme değerleriyle çoğu zaman farklı olabiliyor. Ölçmenin amacı bu ayrımı en düşük düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi aslında konumuz anket geliştirme ama aslında arkadaşların da aklıma geldiğine inanıyorum. Şimdi örnekleme hatası diyoruz. Biz diyelim ki pazarlamadan biraz önce arada soran arkadaş gibi bankaların müşterilerinin memnuniyet derecesini ölçeceğim. Büyük bir evren. Ve bizim hepsinin başına bir durumumuz yok. Biz bunun içerisinde kasıt veya rastgele örneklemle belirli bir örneklemi seçeceğiz ve o müşterilerden biz bilgi alıp modelimizi test edeceğiz. Şimdi burada bu örnekleme hatasını minimize etmek için bazıları kasıt örneklemi tercih ediyor. Bazıları önemsemeyip rastgele örneklemden tercih ediyor. Peki burada N'nin ne olduğu ile ilgili mesela bazı araştırmalar 384 diyor. Gireceğim. Böyle bir nokta var mı? Örneklem tamam. Ölçme hesaplaması ile ilgili de anlatacağım yerler var. Gireceğim hocam. Şimdi ölçme kullanımından kaynaklanan bazı hatalar var. Ne bunlar? Örnek vermek istedim. Mesela bir ilacın 10 saatte yani iki tür ilacımız var ve hastaları 10 saat içerisinde iyileştirip iyileştirmediklerini ölçüyoruz. Bakıyoruz A ilacı uygulanmış, B ilacı uygulanmış, 16 hastanın iki grupta da 16'şer hasta var. 16 hastanın 16'sı da iyileşmiş 10 saat içerisinde, iyileşme yüzdesi iki grup içinde %100. Diyorum ki ilaçların ilk 10 saat içinde iyileşme yüzdeleri ölçü olarak kullanıldığında her iki ilacın aynı oranda iyileştirdiklerini görüyoruz. Bu nedenle tedavi etkinliğinin yönünden aralarında fark yoktur şeklinde karar vermek durumundayız bu durumda. Ancak iyileşme sürelerine baksaydım, hani 10 saat içerisinde iyileşti mi dense, kaç saatte iyileştilere baksaydım, A grubundaki iyileşme sayılarının ortalama 2.8, B grubunda B aşısı, B tedavisi uygulanan, ilaca uygulanan hastaların ortalama 7.13 günde iyileştiklerini görecektim. Aslındaki fark
bayağı fazla. Fark çok anlamlı. Yani ölçmede yaptığımız hata bu. Yani bunu ilerleyen aşamalarda gösteririm. Belki anlamlılık seviyesini, güven düzeyini, alfamızı belirlerken yaptığımız hata buradan kaynaklanıyor aslında. Ve kuralı uygulayan kişiden kaynaklı hatalarımız var. Ölçü ne kadar iyi olursa olsun, ölçü uygulayan kişide kişi yanlış uygularsa doğru sonuç almamız mümkün olamıyor. Kişinin bilgisizliği, yanlılığı ve bunun gibi etmenler araçtan beklenen yararın sağlanmasına engel olabiliyor. Ve dolayısıyla bu araştırmayı fiilen yapılan kişi, yapacak kişilerin eğitimlisi önemli. Ve cevaplanmama hatası. Tabii her anketi hazırlıyoruz, insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ama her zaman cevap alamıyoruz. Cevaplanmama hatalarıyla mümkün olduğunca cevaplanmama hatası sık sık karşılaşıyoruz. Örneğin eğitim durumu düşük birim kişilerden, o bölgelerden genellikle anketlere cevap alamıyoruz. Bu tip hatalarla karşılaşıyoruz. Mesela böyle bir şey, bir hatayla nasıl başa çıkabiliriz? Ona uygun bir örnek bu. Mesela ilkokul 5. sınıf öğrencilerine kişisel hijyen hakkında sağlık eğitimi iki ayrı teknikle yapılıyor. Bir grup öğrenci sadece konferans tekniği, bir grup öğrenciye ise göze ve kulağa hitap eden araçlarla eğitim uygulanıyor. Ve bu iki teknik karşılaştırıyor. Öğrencilere daha sonra uygulanacak bir sınavla iki grubun aldığı puanlarla teknikleri karşılaştırıyoruz. Konferans tekniği ayrı bir sağlık eğitimcisi, göze kulağa hitap eden eğitim ise başka bir sağlık eğitimcisi verecek iki gruba da. Ve dediğim gibi sonra puanlar ölçülecek. Bu deney çeşitli ilkokullarda tekrarlanacak ve ilkokullar o bölgede bulunan devlet ilkokulları arasından seçilecek. Böyle bir durumda ne tip hatalarla karşılaşabiliriz? İlki basit rastgele örneklem hatası. Bu deneyde öğrenciler iki ayrı eğitim tekniğine tesadüfen atanacak olduklarından her bir öğrencinin hangi tekniği eğitileceği şansa bırakılır. Bir eğitim tekniğine atanan öğrenciler şansa bağlı olarak diğer eğitim tekniğine atanan öğrencilerden daha zeki ve çalışkan olabilirler veya sosyoekonomik düzeyleri daha yüksek olabilir. Bunun sonucu olarak diğer teknikle eğitilen öğrencilere göre daha yüksek puan alacaklar. Bu kaçınılmaz. Tekniğin ne olduğuyla alakalı değil. İki teknik arasındaki fark belki de bu nedenlerden ortaya çıkmış olabilir. Veya deneyin uygulanmasındaki hatalar, bir eğitim tekniğinin uygulandığı gruba daha iyi bir sağlık eğitimcisi atanmış olabilir. Eğitim için günün daha iyi bir saati seçilmiş olabilir. Yine bir tekniğin uygulandığı öğrenci istemeyerek daha uzun süre verilmiş olabilir. Bir konu üzerinde daha uzun süre durulmuş olabilir gibi. Genelde bu hatalar deneyin uygulanması ve deneyici ile ilgili hatalardır. Deneyicinin kontrolündeki hatalardır. Bazıları da olamıyor tabi. Öğrencinin eğitimci farklı, deneyicinin kontrolü altında değildir. Burada yapabileceğimiz iş, eğitimcileri mümkün olduğunca aynı orandan eşitlemek ve teknikleri tesadüfen atamaktır. Deneyicinin kontrolü altında bulunan hataları en az düzeye indirmek deneyicinin sorumluluğundadır. Örneğin uygulamanın aynı saatlerde yapılması, sınıfın mümkün olduğu oranlarda eşit kılınması gibi, sürelere dikkat edilmesi gibi. Diğer faktörler neler? Eğitim tekniklerinden biri bir okula diğer tekniğe üstün olabileceği gibi başka bir okula diğerlerinde başarısız olabilir. Bu sonuç okuldaki normal eğitim uygulanmasından gelebilir. Örneğin okulda öğretmenler göze ve kulağa hitap eden araçlarla zaten eğitim yapıyorlarsa oradaki öğrenciler o şekilde öğrenmeye zaten meyilli gibi. Bütün bu faktörler değerlendirilmeli gibi. Neler yapılmalı deneysel hatayı azaltmak için? Deneyi birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. Deney tekniklerini iyileştirmek gerekebilir. Deneklerin gruplandırılmasında dikkatli olmamız gerekebilir. Anketleri uygularken birkaç farklı yöntemimiz var. Tabii şu an en çok kullanılan posta, Google Forms çok kullanıyoruz. En çok kullandığımız yöntem ama tabii ona girene kadar eski yöntemlerden şöyle hızlıca bahsedeyim. Posta anketleri var. Daha çok kullanılıyordu. Anket formlarını posta yoluyla gönderiyorduk. Bunun da avantajları vardı. Az kaynak gerektiriyordu. Maliyetli iş gücü bakımından postayı yolluyorsunuz. Herhangi bir kişi görevlendirmiyorsunuz. Gidiyor ve yapıyor. Yani postayla gönderiyorlar, geliyorlar. Karşılıklı görüşmeler telefon anketlerinden farklı olarak görüşmecinin yaptığı bir yanlılıktan etkileniyorlar. Örneklem birimlerine aynı biçimde soru gönderebilinen, yine deneyicinin uyguladığı bir
konuşurken ya da bir vurgudan veya bir yanlış okumadan etkileniyorlar gibi. Tabi bunun da dezavantajları var. Kişi ankete başladıktan sonra geri dönüş yapması çok zor. Eğitimsiz kişiler uygulanan anketlerin cevaplanma oranı çok düşük veya geri göndermesi, yani dolduracak da kim bilir ne zaman geri dönecek, haftalar sürebiliyor bir cevap alabilmek gibi. E-posta anketleri var, şu anda kullanıyoruz bunu. İnternet anketleri, posta anketlerin internet ortamında yapılan, aslında postayla göndermiyoruz da mail ile gönderiyoruz. Soru formunu e-postayla gönderiyoruz ve cevaplandırmasını bekliyoruz. Bunun avantajları neler? Doğrudan verilerimiz bir veri tabanına yazıldığı için veri girişiyle uğraşmıyoruz. İnternete tüm gün ulaşmak mümkün olduğundan zaman kısıtlaması yok. Hangi zaman, kişi istediği zaman cevap verebilir. Kırtasiye, posta, kargo gibi herhangi bir masraf yok. Kayıp verinin oluşması önlenir. Bazı seçenekleri unutursa anketi bitirdiğinde şu soruyu cevaplamadınız diye uyarı verir. Soru arasında geçişler ve yönlendirmeler otomatik olarak yapılır. Bunun dezavantajlarında yine eğitimsiz kişilere uygulandığında dönüş almamız çok zor. Başka kişilerden yardım alıp almadığını denetleyemiyoruz. Örneklem bilimlerimizin tamamının interneti olmayabilir. Elektronik ortamda olduğu için daha az güven duyulabilir. Bir soruya cevap verirken acaba bu soru, yani benim kim olduğum anlaşılır mı? Anketlerde biz gizliliğe çok önem veriyoruz ama elektronik ortamda olduğu için işte benim IP adresinden benim kim olduğum anlaşılır mı? Cevap vermemede çekinmeler maalesef olabiliyor. Dezavantajlarından biri bu. Cevaplama bir danışman yardımıyla yapılmadığından yine yanlış anlamlar giderilemiyor. Bir soruyu anlaşılmıyorsa sorup düzeltme gibi şansı yok maalesef. Telefon anketleri de detaya girmeyeceğim, onun telefon yöntemiyle yapılan. Bunda da avantajları, dezavantajları var. Geçiyorum. Çok bunları kullanmadığım için geçiyorum. Bunlar eski oldukları için artık geçiyorum. Ve karşılıklı görüşme anketleri. Bunu kullanıyoruz yine. Deneyimli ve eğitimli görüşmeciler tarafından gerçekleşiyor. Görsel ürünler kullanabiliyoruz, gösterir ve daha güzel cevaplar alabiliyoruz bunlara. Anketin gizliliğini daha rahat anlatabiliyoruz kişiye, anketin amacını anlatabiliyoruz. Gözlem birimlerine ulaşmak kolay, daha detaylı ve karmaşık soruların cevaplandırılmasını yönelik tercih ediyoruz. Anketörün kontrolü altında. Dezavantajlarını anketörler isteyerek veya istemeden cevaplayıcıları yönlendirebilirler. Cevaplayıcı başına ulaşım, işim gibi maliyet kalemleri çıkıyor. Görüşme için randevu almak her zaman kolay olmuyor. Uygulama sırasında problemi çözmek zor. Maliyeti düşürmek için örneklem değişimini azaltmak, ölçüm hatasını, örneklemin dışında kalan cevaplayıcıları görüşmek kapsam hatasına neden olur. Deneyimsiz görüşmecinin kullanılması ya da ölçüm tartım kaybetme hatası meydana gelebilir. Bir de bu çok kullanılan bir yöntem aslında. Biz kullanmıyoruz ama, yani biz araştırmamızda kullanmıyoruz ama bilgisayar destekli. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamalar bununla ilgili. Yani hızlı bir şekilde kabul veya ret oylamaları veya izlediğiniz yarışma, neydi adı, kim 500 milyar ister gibi jüri hemen soruluyor ya oradaki halka. Hemen onlar da bilgisayar yardımıyla cevap veriyorlar. Bunlar da aslında bir anket tekniği. Anketle ne tür bilgiye ulaşacağız? Anket yapılacaksa önceliklerin belirlenmesi gerekir. Öncelik araştırmacı kılavuz edecek ve atacağı adımların tutarlı olmasını sağlayacaktır. Anket hazırlamaya başlamadan önce çözülmek istenen problem nedir? Çözüm için ihtiyaç duyulan bilgiler nelerdir gibi soruların cevaplandırılması lazım. Problemimizi belirlerken bireyi fiziksel veya düşünsel yönden rahatsız eden, kararsızlık ve birden çok çözüm olasılığı görülen her durum bir problem. Bu tanıma göre etrafımıza baktığımızda araştırma konusu olabilecek pek çok durumla karşılaşırız. Ancak akla gelebilecek her konu araştırma problemi olmaz. Araştırmanın fikir aşamasında fikirlerin netleştirilmesi, çerçevenin çizilmesi, açık, net ve belirgin bir hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanısında problemimizi seçerken dikkate almamız gereken genel ve özel ölçütler var. Genel ölçütler, ilki çözülebilirlik. Problem araştırmayla çözülebilir mi? Problemin çözülmesi için veri elde edilebilir mi? Önemlilik, problemimiz önemli mi? Teorik ve pratik bir yararı var mı? Hani bir araştırma yapıyoruz ama. Yenilik var mı? Problemimiz orijinal mi? Araştırma daha önce yapılan bir araştırmanın tekrarı olmamalı.
literatüre bilgililik katmalı. Araştırılabilirlik, araştırmaya katılanların gizlilik hakkı ve sağlıklarının tehlikeye atılmaması, pişmanlık duyabileceği davranışlara zorlanmaması, fiziksel ve psikolojik baskı altında bırakılmaması gerekir. Genellenebilirlik, araştırma alanının geniş, araştırmadan yararlanabilecek grubun büyük olması gerekir. Özel ölçütlerde alanda yeterlilik, araştırmacının araştırılan konuya ilişkin bilgisi, sonuçları değerlendirme yeterli mi? Yöntem ve teknik bilgilerdeki yeterlilik, araştırmacı verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde gerekli yöntem ve teknik bilgiye sahip mi? Veri toplanması için izne sahip mi? Zaman ve imkan yeterli mi? Yani bu araştırmayı yürütecek gerekli zaman ve eleman sayısına sahip mi? Mali gücü var mı? Yarıda kesilmemesi için bir güvence sağlandı mı? İlgi yeterli. Araştırmacı, araştırma sonucu ne olursa olsun, ne çıkarsa çıkacaksa, onu savunabilecek cesarette mi? Araştırmacı konuyla ilgili mi? Güncellik, problem ilgi çekici ve güncel konulardan seçildi mi? Ve teknik olanaklarda iyi bir ve sıhhatli bir araştırma için uygun ortam sağlanabilir mi gibi özel ölçütlerimiz var. Ve son olarak teşvik, unutmuşum bunu. Yeni araştırmaları teşvik edip yeni gelişmelere yol açabilecek nitelikte mi? Hipotez ya da araştırma sorumuzun belirlenmesi, problemin net bir şekilde belirlenmesinden sonra adım bir ya da daha fazla hipotezin oluşturulması, hipotezler problemin cevabına ilişkin bilgiye dayalı tahminlerdir. Bu tahminler problemle ilgili geçmiş tecrübelere bağlı olarak ortaya konulabilirler. Bilgiye dayalı tahminler, sonucu geliştirilen hipotezler problemin kapsamının daralmasını sağlayacağından çözüm için kritik bilginin elde edilmesini kolaylaştırılacaktır. Peki anketi kimlere uygulayacağız? Önemli kavramlardan biri anketi bilgi edinmek isteyen toplumun tümüne mi yoksa bir kısmına mı? Yani tam sayım mı yapacağız, örnekleme mi yapacağız? Sadece bir kısmına uygulanması, yani örnekleme yöntemi seçilmesi zaman ve para tasarrufu sağlayacaktır. Bilgi edinmek isteyen toplumun çok büyük olması durumunda proje yönetimi, nitelikli anket oluşturma, tüm cevaplayıcılara ulaşamama gibi problemlerden dolayı iyi tasarlanmış bir örneklemeyle tam sayımdan daha güvenilir sonuçlar elde etmek mümkündür. Sayılan problemler yoksa tam sayım tabii ki her zaman daha güvenilir. Hata payımız yok çünkü orada. Bahsetmiştik, hedef kitlenin olduğundan bahsetmiştim, geçiyorum. Çerçeve arkadaşlar hedef kitleyi kapsayan birimlerin sınırlandırılmasını sağlayan bir araç. Hedef kitledeki birimlerin oluşturduğu listeye çerçeve adı veriyoruz. Bir çerçeve oluşturmadan tam sayım yapabilmek mümkün değil. Önceliğimiz daha önceden hazırlanmış bir çerçevenin kullanılması. Eğer yoksa daha önceden hazırlanmış bir araştırma amaçlarını kapsayan bir çerçevemiz yoksa yeni çerçeve oluşturulmalıdır. Örnekleme türüne karar vermeliyiz. Ardından hocamızın sorduğu gibi. Örnekleme yapmanın avantajından bahsettik. Tam sayı neden yapmıyoruz? Örnek ne kadar genişse kitleyi o kadar iyi temsil eder. Ancak masraflı ve zaman alıcı olabilir dedik. Kitlede örneklem seçme, örneklem dedik. Temsil etmesi gerekir dedik. Örnekleme türlerimiz var. İlki olasılıklı örnekleme. Bu örnekleme yönteminde kitlenin her bir üyesinin örnekleme dahil olma olasılığı eşittir. Çok nadir durumlarda eşitsizlikle karşılaşıyoruz. Basit tesadüf örnekleme ilki. Evren homojen yapıdadır. Evrende bulunan her birinin bireyin örneği seçilme şansı eşittir. Bunun için daha çok basit rastgele sayılar tablomuz var. Oradan rastgele sayı seçiyoruz. Ve daha önce az önce bahsettiğim çerçevedeki sıralanmış listeden orada seçtiğimiz sayılara göre örneklemimizi oluşturuyoruz. Seçeneği yerine koyarak ve koymadan yapılan yöntemlerimiz var. Seçeneği yerine koyarsak her seçilen kişi birinin tekrar seçilme hakkına sahip olur. Her bireyin seçilme olasılığı aynı kalır. Seçeneği yerine koymazsak eğer seçilen bir kişi tekrar seçilemez. Küçük evren risk altındaki gruplarda seçilmeyle ilgili taraf tutmaya yol açabilir bu durum. Bir diğer yöntemimiz tabakalı örnekleme. Araştırma evreni çeşitli özellikler, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum gibi homojen değilse bu özelliklere göre grupların her birinin büyüklüğü birbirinden farklı ise tercih edilebilir. Her tabaka kendi içinde çeşitli özellikler yönünden benzer ve homojendir. Her tabaka diğer tabakalardan farklı özelliklerlidir.
Evren çeşitli özelliklere göre alt gruplara dağıtılır, yani tabakalanır. Tabakalama sonrası her tabakadan Master Asgari yöntemiyle eşit veya farklı oranlarda örnek seçilebilir. Bir diğer de tüm örneklemesi. Örnekleme birimi burada bireyler değil, kümeler. Evrendeki bireylerin hanelerin listesinin olmadığı durumlarda uygulanabilecek kolay, ucuz ve pratik bir yöntemdir. Genellikle küme içindekiler benzer olabilir, kümeler arası fark olabilir. Bir diğer de sistematik örnekleme. Basit rastgele örnekleme yöntemi sistematize edildiği halidir. Evrenin büyük, homojen ve birim listesinin elde hazır olduğu durumlarda başvurulabilir. Örneğe seçilecek birimler listeden eşit aralıklarla seçilir. Evrendeki birim sayısının büyükken, örnek birimde küçükken olduğu durumlarda büyükeni küçükene birimlisiyle elde edilir. Ve seçimi başlangıç noktası basit rastgele sayılar yöntemiyle seçilebilir. Örneğin arşivde 10.000 dosyanın bulunduğu ve biz bundan 2.000'ini seçip araştırma yapacaksak 10.000 bölü 2.000'den 5'i elde ediyoruz aralık olarak. Rastgele 3 basit rastgele sayılar kullanarak, tablosunu kullanarak rastgele ilk başlangıç noktamızı buluyoruz. Üçüncü sıradaki dosyayla. Önce üçüncü sıradaki dosyaya bakıyoruz. Sonra şu 5'i ekliyoruz 8. sıradaki dosyaya. 5 daha ekliyoruz 13. sıradaki dosyaya gibi ulaşabiliyoruz. Sizin sorduğunuz sorudaki hocam mesela bankadaki yani örneklemi temsil edecek örneklem sayısı, ulaşacağım kişi sayısı ne olacak ki benim örneklemimi temsil etsin ki? Bir kere orada bakacağımız şey, bir kere şey yapabiliriz. Farklı bankaları tabaka tabaka alabiliriz ve onların içerisinden ayrılabiliriz. Hani sadece bir bankadan değil de bütün bankaları temsil etmek istiyorsak, eğer tek bir banka üzerinde bir araştırma yapmıyorsak, onları tabaka olarak değerlendirip her bir bankadan şu yöntemlerle örnek seçebiliriz. Nasıl, kaç örneklem seçmeliyiz? Ona gelelim. Şimdi örneklem boyutumuz ne olabilir? Şu mesela tabakalı örneklemeyle ben bankalardaki müşterileri listesini, çerçeve listesi elimde çünkü onlara ulaştım. Yani bizdeki mesela sıkıntı yine aslında işletmeciyiz ama sosyolojide diğer yerlerde de görüyoruz. Biz ne kadar araştırma yaparsak yapalım doğru örneklemden veri almadığımızda bizim yaptığımız o kuramsal temel çöküyor. Çünkü literatür çerçevesinde deneyimlerle belirli bir kuramsal temel bir model geliştiriyorsun. Sahayı inip bunu kanıtlamaya çalışıyorsun. Ama biraz önce sizin verdiğiniz okul örneklerinde olduğu gibi doğruluğu örneklerine ulaşamayınca, doğru kişiye ulaşamayınca bu sefer aslında analiz sonuçlarıyla beraber oradaki sorunu çözemediğinizde sizin çalışmalarınız rafa kalkıyor. Örnekler bir anda çöküyor ve sıfırdan tekrar yeni değişkenler ilave ederek o süreci sıfırdan veya ortasından yeniden başa almak zorunda kalıyorsunuz. Hani ben örneklerimi seçerken evet teşekkür ediyoruz. Burada gayet iyi söylediniz aslında. Bu örnekleme yöntemleri de doğru örneklem belirlemek. Çünkü biz onlardan alan veriyle yorumda bulunacağız, analiz yapacağız. Bu çok kilit bir nokta. İkincisi de bu sefer bize şu eleştiri geliyor. Araştırma evrenin var. Bu evrenini temsil edecek doğru örneklem sayına sahip misin? Yani benim bir kişi varsa ben bunun içerisinde kaç kişiye ulaşmak zorundayım? Sayıya getirdim. Ben şu an örneklerim de tamam. Ondan da bahsedeceğim şimdi. Olasılık olmayan yöntemlerden de bahsedeyim. Gönüllü örnekleme çok kullanılan bu da. Gönüllülük esasına dayanılı bir örnekleme bu. Kota örneklemesi de aslında çok kullanılıyor. Şöyle ki belli bir kota belirleniyor. Mesela bir semtte yaşayan insanların %60'ının erkek, %40'ının kadın olduğunu biliyorsak ve her iki cinsiyetteki yaklaşık yarısının 30'dan üzerinde olduğunu biliyorsak bu semtte yapılacak 20 kişi için kriter cevaplayıcının yarısı 30'dan büyük olmak üzere 12'sinin erkek, 8'inin kadın olması. Yani şu oranı korumak. Bu 12 erkeği bulana kadar veya 8 kadını bulana kadar bu kotayı doldurmaya çalışıyoruz. Böyle de bir örnekleme yöntemimiz var. Harita örneklemesi var. Bunları çok kullanmıyoruz. O yüzden geçiyorum. Örneklem büyüklüğünün saptanması. Eğer değişkenimiz ikili ise, yani P ve Q'lara bakabiliyorsak, incelenen bir olayın görünüş sıklığı ve görünmeyi sıklığına ulaşabiliyorsak, ikili ise bunlar. Ve bu aslında her zaman şöyle söyleyeyim, bilmediğimizde de ikisinde 0.5, 0.5 alarak değerlendirebiliyor. Çalışmalar değerlendirilebiliyor. Şöyle ki, hedef kitledeki birim sayımızı eğer bilmiyorsak, T belirlediğimiz alfa seviyesine göre ki genelde 0.05 veya 0.05 T
T ona göre belirlediğimiz tablodan elde ettiğimiz tablo değeri 0.05 seçersek de genelde 1.96'dır. Diğer değerler için tabloya bakılabilir. P çarpı Q bölü D de olayın görünüş sıklığına göre kabul edilen artı eksi örnekleme hatası. Bu araştırmacının keyfine kalmış bir hata. Yani siz nasıl bir hatayı kabul ederek yapıyorsanız çalışmanızı. Eğer hedef kitledeki birey sayısını biliyorsak da şu formülü kullanıyoruz. Büyükken çarpı T kare PQ bölü D kare N eksi 1 artı T kare PQ ile hesaplıyoruz formülümüz. Buna ilişkin bir örnek yaptım mesela. Bir bölgede evli kadınlarda doğum kontrol yöntemi kullanma oranı saptanmak isteniyor. Daha önce yapılan çalışmalara göre bu bölgede doğum kontrol yöntemi kullanma oranı %20 civarındaymış. Hep daha önceki çalışmalardan kullanıyoruz. Ve %95 güvenilirlikle, yani alfamız 0.05 hatayı kabul ederek tahmin edeceğimiz doğum kontrol yöntemi kullanma oranının gerçek popülasyon oranından %5 artı eksi farklı olmasına razı oluyoruz çalışmamızda. Dolayısıyla D'miz 0.05. Çalışmaya kaç kadın almalıyız? Eğer kitlemizi kitle büyüklüğünü bilmiyorsak, şuraya yanlış yazmışım, kitle büyüklüğünü bilmiyorsak kullanacağımız formül buydu. T dedik ya 0.05 alfa düzeyinde 1.96'dır. 0.20 görülme olasılığı. 1 eksi 0.20 0.80 çarpıyoruz. D'nin karesini alarak 246 bizim örnekler boyutumuz. Eğer kitlemizin hacmini biliyorsak, yani evli 500 kadın olduğunu düşünüyorsak araştırmamız kapsamında, bu sefer bu formülü kullanıyoruz ve 165 olarak örneklem boyutumuzu belirliyoruz. Bununla ilgili benim bir iki sorum var da sorabilir miyim? Tabii. Birincisi, az önce anlattığınız yöntemlerden e-postayla anket gönderdiğimizde elimizde bir e-posta listesi oluyor. Dolayısıyla bu anket listesinde genellikle aynı şirkete ait bir farklı şubeler oluyor. Ancak anketi siz gönderdiğinizde aynı birim cevap veriyor. Yani dolayısıyla elinizde bir liste var, 500 kişi var içerisinde. Ama telefonla bazılarına ulaşamıyorsunuz, telefonla ulaşıyorsunuz. Fark ediyoruz ki mesela bir şirkete ait 5 tane e-posta var. Ana örneklerini oluştururken burada hangisini kullanmamız lazım? İlkini mi kullanmamız lazım? Ben tam anlayamadım. Anket listem var. Evrenin 500 kişi. Evet. E-postalar elimde. Şirketlere yapıyorum. Şirketteki çalışan personellere yapıyorum. Hayır, şirketin durumunu tespit etmeye çalışıyorum. Özelliklerine göre ne gibi farklılıklar barındırdığını ve güvenliğine göre veya işte kapasitesine göre, üretim miktarına göre farklılıklarını tespit etmeye çalışıyorum. Tamam, anketi kime uygulamak istiyorsunuz? Kime? Yöneticiye. Yöneticiye, evet. Tamam. Dolayısıyla bu 500 kişilik listede... Bu 500 kişilik listede 500 kişinin her bir şirketin yöneticisi. Her bir kişinin yöneticisi değil işte. Onu da bilmiyoruz. Mesela diyelim ki 3 tane e-postası aynı şirkete ait. Ama hepsi de diyelim ki tişört üretiyor. Tişört firması var. Şöyle, dolayısıyla teker teker arayıp evren tespit edemiyoruz. Bunları nereden alıyoruz mesela? İlgili bir kurumdan alabiliyoruz bu e-posta listesini. E-posta listesinde anketi uyguladıktan sonra fark ediyoruz ki aynı şirkete ait, yani aynı kişiye gönderdiğimiz anket formu farklı e-mailler barındırıyor. Yani 3 tane e-mail adresi var. Bunlar bir kişiye gidiyor. Bir kişi birden fazla şey mi yapıyor? Efendim? Bir kişi birden fazla anket mi yapmış oluyor? Evet. Veya bir tanesini yapıyor, diğerlerini yapmıyor. Bu önemli değil. Evrende bir problem var mı? Mesela bu. Aynı şirkette 3 kişi yapmışsa bir problem var mı diyor. Aynı şirkette bir kişi üç kere anket derler. Üç farklı müdür, aynı şirkette, bilmiyoruz o evrende, anket yapmışsın. Şimdi benim sorum evrenle ilgili, yani bu şey, ulaşmamız gereken örneklem sayısıyla ilgili bir soru. Yani ona odaklanırsak şunu sormak istiyorum. Evrenizi kendiniz, şimdi ben ne kadar anladım bilmiyorum şu kadarını söyleyeyim. Evreni bir kere kendimiz belirliyoruz. Şöyle ki araştırmamız kimlere yapılacak diyorsak ki şirket yöneticilerine ve şirket yöneticileri benim evrenim. O yüzden az önce söyledim ki bir çerçeve oluşturmak zorundayız. Kimlerin olduğunun listesi olmalı. Ben onlardan bir örneklem oluşturup onlara anketimi göndermeliyim. Siz havaya atarsanız, bir çerçeve olmadan atarsanız orada tabii ki bir sorunla karşılaşacaksınız. Yani bununla ilgili yani araştırmanın niteliğiyle alakalı bir problem oluşturur mu? Oluşturur.
Ama buna doğrudan ulaşma imkanımız her zaman olmuyor ki. Mesela elimde 10 bin kişi, ya 500 kişilik, az önce diyorum sayıyı değiştirmek istemiyorum. 500 kişilik bir anket listesi var. Belki de 500 firma, 400 firmaya ait. Ama 500 tane anket var. Bunu doğrudan tespit etmem mümkün olmuyor. O zaman anket ama şeyde anket diyorum. E-posta yoluyla anket yönetimi uygun olmayabilir. Belki olmaz yüz yüze anket kullanabilirsiniz veya telefon yoluyla anket kullanmalısınız. Yani illa bir anketi ben illa e-posta ile yapacağım diye kurşunum yok. Böyle evrenimizdeki veya seçtiğim evrenden seçtiğimiz örneklerdeki kitlede birimlerimize ulaşmakta sorun yaşıyorsak illa e-posta yoluyla kullanmak zorunda değiliz. Diğer anket anlattığım anket yöntemlerini uygulayabiliriz. Peki bir tercih yapmak istersek, yani diğer türlü ulaşamayacağımıza karar verdik. Bir şekilde e-postayla ulaşmak istiyoruz. Bu iki örneklem yönteminden hangisi daha uygun olur? Hangi iki örneklem? Örneklem boyutu hesaplama evet. Yöntemi. Kitlemizin büyüklüğünü biliyor muyuz? Kitlemizin büyüklüğünü biliyoruz. O zaman alttaki. Ama işte söylemek istediğim şey burada zaten ortaya çıkıyor. Gerçekte 400 tane farklı işletme var ama elinde 500 tane anket e-posta adresi var. Hangisinin, hangi üçünün veya ikisinin aynı şirket veya aynı yönetici tarafından cevaplanacağını bilmiyorum. Ama farklı kişiler cevaplıyor bunları değil mi? Aynı kişi cevaplıyor, aynı kişiye gidiyor. Aynı kişi üç farklı... Farklı e-posta adresleri var çünkü aldığım kurumda farklı farklı isimlerle farklı şirketleri var, farklı üretim birimleri var, fabrikaları var. O zaman yani şöyle söylerim, yani çok gerçekten ben anlayamadım ama eğer kitleyi belirlemekte sorun yaşıyoruz diyorsanız o zaman kitlenin bilmediğimiz formülü kullansak daha iyi. Tamam. Başka bir soru sorabilir miyim? Bütün anketlerde bu formül uygulanmalı mı yoksa anket içeriğinde kullanılan teknikte, yöntemde bunun için önemli mi? Mesela durum tespiti yapacaksam belirli bir kitleye ulaşmak zorunda mıyım? Veya etki analizi yapacaksam, regresyon yapacaksam, farklı bir yöntem yapacaksam kullanmalı mıyım? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Yani örneklem boyutu, eğer örneklem belirleyeceksek, tam sayım yapmayıp bir örneklem belirleyeceksek, bir örneklem boyutu hesaplamak durumundayız. Yani hocamın dediği gibi, o zaman hani öyle bir cevapla karşılaşırız ki, bu kaç kişi uyguladı, bunu neye göre belirledin diye soru sorarlar. Yani tabii ki bazen mesela ben işte anket uyarlamak ödevi veriyorum öğrencilere bölümde ders olarak. Dönem ödevinde bakmıyorum buna. Hani ben ondaki amacım anketi düzenleyebiliyor muyum, uygulayabiliyor muyum ona bakıyorum ama bilimsel çalışma yaptığımda da sorarlar bu örneklem biliminin sayısını neye göre belirledim diye. Çünkü mesela 100 kişiye uyguladığımda aldığım sonuçla 200 kişiye uyguladığımda alacağım sonuç farklı olacak. Yani bu kullandığım yöntemle alakalı değil. Her zaman başlamam gereken evet. Bir sayı diyorsunuz. Tamam, teşekkür ediyorum. Sürekli değişkeni olmayan tanımlayıcı, yani ikili değişkeni, yanlış yazmışım, değişkeni olmayan durumlarda araştırmanın örneklem boyutunu şöyle bulabiliyoruz. PQ'ları kullanmadığımızda. Yine hep aslında az önce PQ öyle yaptık. Önceki çalışmalara hep bir atıfta bulunuyoruz. Yine öyle. Önceki çalışmalarda bulduğumuz belirlenen kitlenin standart sapması. Kitleye daha çok ulaşamıyoruz tabii. Herkes örneklem yapıyor. O zaman örneklemin standart sapmasını buluyoruz. Ve bu standart sapma. Eğer bulabiliyorsak sigmayı, kitleninkini bulamıyorsak da örneklemin 2 olan standart sapması olan BRS'ye yazıyoruz o zaman fark etmiyor. O değerleri yazıp örneklem boyutlarımızı belirliyoruz. Buna ilişkin yine bir örneğimiz var. Yine doğum ağırlığını araştırıyoruz. %95 güven seviyesinde artı eksi 60 gram sapmayı göze alıyoruz. Daha önce benzer bir çalışmada doğum ağırlığı belirlenmiş ve standart sapması hesaplanmış 600 gram olarak bulunmuş. Bunu kullanıyorum örneklem boyutumu hesaplarken. Kitle büyüklüğünü bilmiyorsam t kare sigma kare bölü d kareden 384 olarak hesapladım. Eğer 1000 bebek varsa benim kitlemde o zaman da yine aynı şu formülde ilgili değerleri yerine yazarak 278 olarak örneklemimi belirliyorum. Örneklem boyutumu belirliyorum. Çok güzel bir soru cevap verebilirim. Çok güzel bir yerde oldu. Çünkü öğrenciler de mesela bizlerde anket yaptıkları zaman soruyorlar. 4S03'e gidiyorsunuz eğer şeyseniz. Dersler için mi? Evet. 4S03'te. Tamam. Çünkü öğrenciler bu sefer hemen soruyorlar. Hocam kaç kişiden anket toplayacağız? Kaç şirketten anket toplayacağız? Bu sefer de tam örnekle ulaşmak gibi bir şans ne maddi ne manevi anlamda mümkün olmayınca
bu sefer biz gelen jüriye de savunmada sıkıntı yaşıyoruz. Gerçekten örneklerimizi temsil etti mi, etmedi mi? Ne kadardan toplanması gerekiyor? Çok teşekkür ederiz. Bu örnekler onların bayağı bir işine yarayacak. Yani dediğim gibi önceki çalışmalar önemli. Yaptığımız araştırmayla ilgili önceki çalışmalardan buluyor. Eğer bulamadık, hiç yok, bununla ilgili yapılmış bir şey, herhangi bir çalışma yok ise buradaki P ve Q, şu bir öncekindeki P ve Q'yu ikisine 0.5, 0.5 alarak. Ama tabii bunu diyoruz ki hiç böyle bir çalışma yapmamış, o yüzden böyle bir veriye ulaşamadığımız için 0.05 alıp devam etme şeklinde açıklamasını yapıyoruz. Böyle bir aslında genel bir tablo da var, hesaplama yapmaya gerek duymaksızın. Bunu internette de ulaşabilirsiniz. Evren büyüklüğü. Burada örnekleme hatamızı 0.03, 0.05 veya 0.10 seçme durumumuza göre çeşitli PQ olasılık değerlerine göre... Bunu biz seçiyoruz değil mi hocam? Evet. Yani şeyi... Hatayı seçiyorum. Genelde hocam, bu tablo bu formuldaki ilişkisi yani, var. Evet. Şimdi gelelim bir anket formu. Bence soru ki hazırlandıktan bıçak bulasın. Evet. Bir nefes alalım. Evet. Bir nefes. Su bile ver.